Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Esku, bugün sizlerle beraber bir kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Bir klavye aldım, %60 mekanik dolgu klavyesi. Amazon TR'den sipariş ettim. Ayın 10'unda sipariş ettim, ayın 20'sinde geldi. 10 gün falan sürdü. 10-11 gün falan sürdü. Şimdi şöyle bir kutusu var. Şimdi açalım. İlk, yani ben ikinci kez klavye alıyorum hayatımda, güzel bir klavye, oyuncu klavyesi olarak. İlk kullandığım klavye Razer Black Widow, kromaydı. Green Swish'iydi o. Bayağı güzel bir klavyeydi yani. Şimdi bunu açalım. Evet. Klavyemiz şu şekilde. Ben beyaz mı sipariş ettim? Ben siyah sipariş ettim abi orada. Beyaz yoktu çünkü. Red Swish sipariş ettim arkadaşlar. Şöyle. Beyaz da mı herhalde? T60 arkadaşlar. Bunun şeyi neydi? Alcatel miydi? Alcaton muydu? Başlığa yazarım zaten. Siz görmüş olursunuz. O niye yazıyor lan? Zhiyolang T60 arkadaşlar. Mechanical RGB. %60 olan da şöyle oluyor. Yani numlock falan yok. Mesela normal bir klavye düşünün. İşte F1, F2'si falan da yoktu. Ulan bunu doğru. Sayılar var da alttaki şeyler var. İkinci tuşlar F1, F5 oluyor falan. Şöyle düşünün. Şurası yok. Numlock yok. Şuralar yok. Üsttekiler yok. Yani %40 yok pardon. %60'ı var. Yani bismillahirrahmanirrahim. Bir başlayalım. Bu kırmızı switch arkadaşlar. Burada yazıyor mu? İşte 20 backlight, 20 tane ışıklandırma efekti varmış. Mekanik tuşları var işte. Suspended, yani böyle yüksekliği şu şekilde yavaş yavaş artan şeyler var. Ergonomik olması açısından. Okay, no rush diyor. İşte FN tuşuyla çoğu tuşun ikinci tuşlarını kontrol edebiliyorsunuz. Comfortable diyor, işte rahat diyor. Onun dışında işte FN Plus yukarıyla şey yapabiliyorsunuz. Işığı açabiliyorsunuz. FN ile aşağı basarak düşürebiliyorsunuz. Backlight istediği arka ışıklandırma. Burada FN kapatma tuşu. Yani kapalı parantez. Parantez açma. FN artı parantez kapatma da backlight'ın eksi kısma yani. Çin'den geliyor arkadaşlar. İşte Manufacturer Shenzhen Yuxin Chen Electronic Center Çin falan filan bir şeyler diyor. Ultra Dribble Modular Mechanical Switch. Ama Red Switch yazmıyor. UK layout arkadaşlar. Yani Birleşik Krallığın işte bizim Türklerdeki gibi sadece ÖÇ falan yok. Başka bir şey yazmıyor. Şimdi bismillah diyelim, açalım hadi bismillahirrahmanirrahim. Bir de ben bu videoyu şey diye olsun diye de çekiyorum aynı zamanda. Bunu çıkarsa ihtiyacımız var. Şöyle bir kutumuz var. Koruma. Mükemmel bir koruma arası dedim. Şeyden gelmiş kargo zaten. Abi. Klavyemiz bu arkadaşlar. Açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çok küçükmüş oğlum, bu ne? Şu arkadaşlar. Benim en büyük takıntılarımdan... Aa, bunda şey de yok lan. Yukarı aşağı yapma şey de yok. Evet arkadaşlar, reseç. Koyuyorum buraya. Güzel lan, ben sevdim bu arada. Yani ben Blue alacaktım da çok ses çıkarır diye Red aldım. Çünkü video falan çekeceğim için rahatsız etmesini istemedim. Şurada benim mikrofonum da var. Çok çabuk yakalıyor şeyleri. Röden'in de şeyde arasını söyleyeyim. Fıstık ezmesi kutusunda, neyse orayı boş verin. Çok çabuk sesleri algıladığı için çok rahatsız olmanızı istemedim. Tak 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 diyor gibi. Ben çünkü çok seviyordum normalde seslerini. Çok sesli klavyeleri seviyordum ama rahatsız etmiyor. Artık yaşlandık ya, 21 yaşına geldim. Burada bir tane aparatımız var arkadaşlar, tuşları sökmek için. Switch sökmek için yok herhalde de, gerekli yok. Çok boş bu arada bu kutu yani. Bir tane şu şey var işte. Type C buraya giriyor. Type C'den USB dönüştürücü var. Valla bakalım, çok tatlı bir şeye benziyor ya. Burada kaymasın diye arkasında şeyler var. Şöyle jelatinler mi denir, ne denir işte. Hızlı pulsa. Bu ne bilmiyorum. Burada bir boşluk var. Boşmuş zaten bu. Ne yazıyor? T60 yazıyor. İşte USB power diyor. Ben bunu kaç paraya aldım arkadaşlar? 500 TL artı Prime'le aldığım için kargo bedavaya geldi. Bir de gümrük vergisi ödedim. O da yaklaşık 200-190 liraydı. Yani toplam 690 lira bana girmiş oldu ama sonuç bu. Yani güzel bir klavye. Ben senin şimdi bunun sesini falan dinleteceğim ben size. 5 volt herhalde bu. Made in China diyor. Bu şekilde arkadaşlar. Yani bayağı küçük. Çok rahat. Bak yani tuşların büyüklüğü nasıl acaba? Ben şimdi onu göstereyim size arkadaşlar. Evet, şimdi bilgisayarı açalım. Şunu burada
şuradan çekelim. Onu boşverin. Benim klavyem bu bildiğim membran. Sesini duyuyorsun zaten. Lenovo'nun bir alt markası abi, Teco. RGB'den almıştım, çalıştığım yerden almıştım. Bak mesela şurada space'e basıyorum ya. Burada basınca olmuyor. Bir de şu ses, iğrenç ses var bak. Bunda bir şey yok. Klavyenin space tuşu çok önemli arkadaşlar. Mesela burada bastığınla şurada bastığın arasında fark olmaması lazım onun. Sağlam bir klavye olduğunu anlamak için. Bunu çok övenler yoktu. Çünkü biz bunu yaklaşık olarak 30 dolara falan almış olduk. 30-35 dolar falan. Bizim ülkemizde pahalı ama 35 dolar çok bir şey değil yurt dışında. O yüzden çok sevilen bir klavye değil aslında ama yani alanlar var. Çünkü orada mesela bu klavye şey bayağı bildiğin ucuz mekanik klavye. Ama bizim için güzel bir klavye. Şimdi ben bunu takacağım arkadaşlar izninizle. Bilgisayara takıyorum ve siz de ışıkları görün. Evet. Yok. Oğlum çalıştığım his falan mı vardı? Kanka sana ağır söverim bak dur. Gerçekten sana ağır söverim moruk. Klavye bunu niye aldın orada bilgisayar? Tamam arkadaşlar ya. Tam sokmamışım ona sistemi o yüzden. Taktık arkadaşlar USB Gaming Keyboard diye. Buraya şey geldi, mesaj geldi bildirim. Nerede lan o bildirim? Neyse. Şöyle bir klavyemiz arkadaşlar. Görüyorsunuz ışıkları. Caps'in ışığı mı az? Yok. Sönmüş herhalde o. Ben size bir şey diyeyim mi? Bunun sesi çok iyi bu arada. Şimdi özelliklerine şeye böyle işlerine bakalım efendim. FN tuşu değil miydi oğlum? Dur. Bir saniye bacı. Şimdi Rainbow kullanma kılavuzu çıkıyor içerisinden. Tabii biz Türkiye'de yaşayan insanlar bunları okumuyoruz normalde ama. Thank you choosing our Zeolang T60 edition keyboard set which is not only the same falan filan diyor. 5 gramlık arkadaşlar. 1.5 metre uzunluğu varmış kablosunun uzunluğu. Anti ghosting var. Yani aynı el tuşa basan sıkıntı olmuyor. Mouse falan filan özellikleri diyor. DPI falan var diyor. Ayarlayabileceğiniz tuşlar var diyor. Şimdi ışıklar. Bakın burada tuşlar var. FN kombinasyonları var. Burada görebiliyorsun. Burayı göstermedim mi? Burada görüyorsunuz arkadaşlar işte U print screen diyor mesela işte. Yani FN'le bastığın zaman bunlar oluyor diyor. Işıklandırmaları ben merak ettim. Space bars, factory reset ama. FN artı space'e bastığında factory reset oluyormuş. Bulursam böyle ses daha dolgun geliyor. Çok güzel oluyor. Şöyle bir logomuz da var burada. Denemek istiyorum arkadaşlar. Bakalım klavye 690 lira hak eder mi? Bence hiçbir klavye 690 lira hak etmez. Bir de 160 klavye daha ucuz olması lazım aslında da aldık yani bir şekilde. Oyun oynarken bakalım nasıl olacak. Run gibi bir tanesini çıkarayım. Mesela şöyle red switch görüyorsunuz. Işığı kısayım ya. Dur. Şöyle ışığı kapattım red switch mesela. Caps açık olduğunu belirtmek için yanıyor mesela şu an açık. Hani bunun gibi şey yok bakın. Burada mesela yapıyorum. Burada mesela böyle oluyor. Açık şöyle oluyor. Ya bu tatmin eder mi bilmiyorum. Ben şu an çok aslında aşırı beğenemedim. Çok kaliteli değil. Ama hoş ya beyler. Damlok nerede? Efendim damloğuna satacağım ben. Damloğu açmak istiyorum. Nasıl açacağım? Bu değil. Damlok. Namlok nerede oğlum? Şurası yok, namlok yok. Mesela FN'de Windows'u açıp kapattım. Yani FN'e bastığınız zaman mesela FN'le Windows'a bastığınız zaman Windows açılmıyor arkadaşlar. Bak, basıyorum. Yani gaming mod özelliği var. Biraz açalım. Değiştirelim ışıklarımızı. Değişik modları var. Şöyle. Şöyle. Şey yok mu peki? Bastığım zaman giden yok mu? Ondan yok herhalde arkadaşlar. Yani tuş boşuna şeyi yok söyleyeyim.
Özellikle tuş atamalı ışıklar yok aralığında. Öyle söyleyeyim. Mesela şunu çıkarayım. Bunun altında varmış lan. Bir dakika, var mı özellik? Aslında yanıp sönen yok mu oğlum ya? Keşke o da olsaydı. Yanıp sönüyor. Yanıp sönen ışığını azaltalım. Arttırdım. Bayağı yavaşladı. Hızlandı. Yavaşladı. Öyle. Başka... Bu ışık zaten. Bu mod. Bence şimdi sesini dinleyelim biraz arkadaşlar. Ben klavyeyi beğendim. Aslında güzel bir klavye. Oyunda nasıl olacağını bilmiyorum. Çünkü ilk kez 160 kullanıyorum. Bir space'ini çıkarmak istiyorum. Evet arkadaşlar, bakın bunda şey yok. Siz söyleyin. Demir yok. Ama bu normalde demir olmayıp sadece ortada oluyordu. O zaman da böyle sallanıyordu. Böyle tık 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 sallanıyordu. Bunlar da ne yapmışlar? Üç tarafı da nokta koymuşlar. Yani üç tarafı da switch'in girişine bir şey koymuşlar. Yani buradaki switch'e oynamıyor tabii ki. Ortadaki oynuyor sadece. Bir şeye benziyor. Yani bunun altında lunt yaptıkları zaman şey yapıyorlardı. Silikon falan koyuyorlardı. Ben onu yapamayacağım herhalde. Çünkü bunun altında devre var sadece. Neyse, yapmayız biz de. Gerek de yok herhalde bu, çünkü güzel ya bunun switch'te. İyi oturuyor. Bak mesela zor oturuyor. Zor oturması iyi bir şey arkadaşlar. Takayım ben bunu. Bak bu gerçekten çok güzel bir şey ya. Bunu bayağı beğendim. Buralara da şey koymuşlar. Noktalı şey koymuşlar ve ben buraya da bastığım zaman tam oturuyor. Buraya da bastığım zaman tam oturuyor. Buraya da bastığım zaman tam oturuyor. Mesela burada bak. Bak. Görüyor musun? Olmuyor. Altında demir var ama olmuyor yani bak. Hadi ortaya basmam lazım. Bir de buna bak. Bu kaliteli bir şey. Yani onun göstergesi. Şimdi arkadaşlar gelelim en sevdiğim kısma. En sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Benim şahsen kalın testi yapacağız. Arkadaşlar yazıyorum. Klavyenin sesi. Şöyle klavyemiz var. Modunu ayarlayalım. Düz bir mod olsun. Düz mod şu anda. Ben yazıyorum arkadaşlar. Hadi bismillah. Artık bunları boş ver. Aa, kullanmadın mı bu bisikleri? Biz aga okumayız biz. Şunları kaldır. Ah şu. Şunu da var. Bu tuş tutucumuzu bunu atıyorum. Şimdi sen de kardeş bir... Dur sen de bir dur. Test yapalım. Bu membran klavyem arkadaşlar. Çok büyük. Hayvan gibi. Yazıyorum. Bak burada en sevdiğim şey şu space. Bu kötü çünkü. Bak buralara basıyorum olmuyor. Bir de şu ses var böyle. Yani o yağlı şey sesi geliyor. Söyleyeyim. Demir sesi geliyor. Değişik bir ses geliyor. Mesela yazayım. Saçtakiyim ben. Böyle arkadaşlar. Tuşları böyle. Şimdi gelelim arkadaşlar. %60 red switch klavyemizin yazım testine. Hadi bismillah. Enter büyük var lan. Bu bayağı iyi. Çünkü benim buradaki enter Amerikan enter'ıydı. Sevmiyordum bunu. Bu daha iyi olmuş. UK'de demek ki böyleymiş arkadaşlar. Aaa. FN F4 mü yapmam lazım? Alt FN F4. Oğlum ben nasıl kapatacağım? Ben bunlara alışamadım şu anda. Şu an bunu yapacağım. Büyük yapmışlar. Sadece bu üstteki küçük kalmış. Ama bu şeye benziyor. Yani bu keypad'lere benziyor. Hani o yukarı aşağı tuşları var ya. O yüzden büyük yapmışlar. Güzel olmuş. Caps yandığını belirtmek için yanıp sönüyor. Aman tanrım. FN1 yaptı. Tamam işte. F4 oluyor. Kapanması lazım buranın. Oğlum bir şey diyeyim mi? Bu çok iyi bu arada. Allah belanı versin. Bak şu çok güzel bak.
Bak bunda o ses gel bak. Bunda gelen o ses bunda gelmiyor. Bak nasıl denir? Nasıl denir ya böyle? Dur yakından şaka. Oğlum çok güzel bir hissiyat var lan. Çok sevdim ben bunu. Ya ben niye alt üst yapamıyorum? Ben onu anlayamadım ya. Heh tamam işte. Önce ona basmam lazımmış oğlum. Tık tamam okey anladım. Fn'e basıp tutup alt üst yapmanız lazım. Fn'e mesela ne bileyim Fn'e basıp tutup alt Windows B mi? Öyle bir tuş vardı ya. Arkadaşlar klavye tanıtımı bu şekilde. Klavye internetten Amazon'dan aldım. Bunun muyum bilmiyorum. Kullandıkça size dönüş yaparım ama oğlum çok bak şu tab var ya o kadar dolgun bir ses var ki. Bu red switch arkadaşlar. Blue switch'ini yani ben deneyemem. Bir de alamam. O kadar param varam yok. Ama güzel bir klavye. %60 klavyeleri seviyorum bak yani. İnternette hep görüyordum. Nasip oldu ben de aldım. Bu space bar çok hoşuma gitti. Çok mantıklı abi. Çünkü space bar çok büyük bir problem. Bak buraya basınca da aynı. Buraya basınca da aynı. Buraya basınca da aynı. Çünkü buralara da nokta koymuşlar. Bayağı iyi. Switch'lerini de gördünüz zaten. Bir tane daha açalım. Bak helal olsun ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunda bile 3 tane var ki bu tuş böyle sallanmıyor. Bak mesela buna bak. Bak bu sallanıyor. Gerçi bunda şey var şu anda demir var da ne bileyim mesela demir çıktığı zaman bok gibi oluyor mesela sallanıyor. Şu mesela görüyorsunuz. Ha bu memura klavye. Bu klavye 100 lira almıştım. Bu 700 lira. Tabii ki farkı olacak da. Şöyle dur size göstereyim. Evet switchlerimizi görüyorsunuz. Büyük tuşlarını çıkardım. Şu şekilde gözüküyor. Yani bunların hepsinde bak bu ikisinde yok sadece. Bunların normal tek. Ama mesela Space'de 3 tane var. Diğer Enter'da yine 3 tane var. Shift'te 3 tane var. Geri tuşumuzda 3 tane var. Bunu yaptığımız zaman klavye daha oturaklı oluyor. Ses çıkarmıyor. Mal mal sesler çıkarmıyor. Şu şekil. Bak. Ses geliyor. Tak diye ses geliyor. Bak her yerden basıyorum bak. Bayağı iyi. Şimdi buraya da takalım. Modları bir daha gösterelim arkadaşlar. Şu şekilde. Odaklasana oğlum. Şuradan değişiyoruz. Değişik bir mod. Değişelim. Sabit. Değişelim. Briefing. Mesela briefingi hızlanıp hızlandırmak bizim elimizde. Şöyle. Bak hızlanıyor. Yavaşlıyor. Sabitin ışığını al. Sabitin ışığı böyle azalıyor. Böyle yani tatlı. Ben şey olsun da isterdim. Bak bu da fena değilmiş ama. Bunu bir yavaşlatayım ben. Hızlandırdın mı? Yani full RGB değil arkadaşlar ama tatlı. Yani güzel. Şu sese bak anasını satayım diye buna bak. Çok güzel ya. Hissi de baya güzel. Bak. GeForce açalım. Bak kapat şunu. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Klavyemiz bu şekildeydi. 700 lira yaklaşık aldık. Ama güzel benim umarım uzun yıllar götürür. Beni üzmez diye tahmin ediyorum. Red Switch ilk kez kullanacağım. Ben de kesin tek bir tane mekanik klavyem olmuştu. O da Green Switch'ti. Bu da güzel. Sessiz almak istedim bilerek. Bunu aldım. Umarım incelemeni beğenmişsinizdir. Linkini aşağı koyarım. Almak isteyen alabilir. Ben siyah rengini aldım. Siyah, beyaz renginin şeyi yoktu. Siz söyleyin. Red Switch'i yoktu. Bir de beyaz renk de zaten bu şimdi tuşları ışık. Dur ben de ışık kapatayım oğlum ben. Dur. Evet ben bunu niye göstermedim ki? Işık atıp yapmam lazım. Dur burayı da kapat. Bakın arkadaşlar klavye şu an bu modda. Şöyle. Işıkları bu şekilde. Buradan kapatıp açayım. Bak bu çok güzel mesela. Bunu kapat. Düz rengini yapsana. Bak. Modlarını görüyorsunuz. Bu sabit. Mesela beyaz alsam büyük ihtimalle bu kadar şey olmazdı. Caps kapalı açık.
Beyaz alsam büyük ihtimalle bu kadar şey olmayacaktı arkadaşlar, size söyleyeyim. Bundaki ışıklar böyle bak mesela. Bu ışıklar bok gibi, bunlar güzel. Çünkü bunun üzerindeki tuşta şey var, yani üzerinde bir şeffaflık koymuşlar ki ışık gözüksün değil mi? Bunlar ne bok koymuşlar belli. Simsiyah bunu, hiçbir şey göremiyorsun. Neyse bu güzel. Tabii güzel olacak, para verdik anasını. Bir zahmet güzel olsun. Şöyle ışıkları var. Modları bir kez daha göstereyim arkadaşlar ben size. Gidiyor. Ortadan wave. Bu da bir yanıp sönüyor. Şöyle bir mod var. Şöyle bastığımız zaman etrafında hızlandıralım bunu. Neyse yapamadım. Güzel arkadaşlar ya. Klavyeyi ben bayağı beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Son kez sesini dinleyeyim ben size. Yerden bir tık yüksek, onu fark ettim. Işığı açayım, görün. Bakın şöyle söyleyeyim, yerden mesela bu biraz daha yere yakın diye elimi koyabiliyordum. Acaba bana sıkıntı yaşatır mı bilmiyorum. Çünkü altında bir destekleyici, çünkü biraz elim böyle olmuş olacak. Ama ben bunu biraz yamuk tutarım herhalde, şu şekilde tutarım. Bu şekilde önerim diye düşünüyorum. Güzel klavye ya. Neyse arkadaşlar, incelemenin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Aşağıda benim abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tekrardan söyledim. Kendinize iyi bakın. Bye bye.